Erzincan 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Adınız, soyadınız, mesleğiniz nedir? Ben Sultan Yıldırım. İstanbul'dan geliyorum. Erzincanlıyım. Kendi memleketinize eğitim almaya geldim Buralarda diyorsunuz. şifalanmayı düşündüm. Evet. Burada da olmasını çok istiyordum. Böyle bir şey olunca koşarak geldim. Belgin Hanım'ı nereden duydunuz? Instagram'lardan duymuştum. Takip etmeye başladınız. Evet, oğlum daha önce eğitim aldı. Evet, Umut Bey de eğitim aldı. Sonra siz de eğitim almaya karar Evet. verdiniz. Onun haricinde daha önceden bizden taş ürünleri almıştınız. Evet. Neler aldınız? Faydaları nasıl oldu sizin Kendim için? için bir alem aldım. Oğlumu aldım. İşte kuşaklar aldım. Bunları. Yani bayağı bir taş aldım. Faydaları Tabii ki. Tabii ki. Yani bugün burada olmamın nedeni onların faydasından. Yani hem oğlumu aldırdım. Sonra kendim geldim. evet, sanırım kötü enerji için aldınız. Orada da o kötü enerji gitti sizde. Bunun faydalarını da görünce kendinize gelmeye Evet, karar evet. verdiniz. Evet, şimdi öğreti etkinliğindesiniz. Önceden buraya gelmeden önce nasıldınız? Şimdi neler hissediyorsunuz? Şu anda hocam dediği gibi gerçekten kuş gibi hissediyorum kendimi. İyi ki hocamı tanımışım. Mucizeleri yaşamak için bence etkinliğe katılmak lazım. Daha öncesinde neler hissediyordunuz? Aradaki farkındalığı anlatabilir misiniz biraz? Hani böyle gergin, stresli, böyle daha bir fevriydim. Alıngandım. Parantez şey içinde. Daha iyiyim şimdi. Evet, altı sistem gördünüz. Bu altı sistemde en çok etkileyen hangisi oldu sizi? Biyoenerji. Taşlı bir enerji. Evet, taşlı bir enerji. Arkadaşlarınız uygulama yaparken ve size uygulama yapılırken neler hissettiniz? Yani o anı yaşıyorsunuz. Ama enerji bittikten sonra da kuş gibi gerçekten hafifliyorsunuz. Arkadaşlarınızdaki o duyguyu alabildiniz mi? Oradaki Evet. hassasiyeti Tabii, çözebildiniz kendim mi? yaparken de hissettim. Kendiniz yaparken de hissettiniz. Mevlana çalışması nasıldı? Süperdi. Uçmamak için kendimi gerçekten Neler zor tuttum. hissettiniz? Biraz anlatır mısınız bize bunları? Yani ben de o an dedim, Mevlana gibi dönmek istedim. Kendimi zor tuttum. Yani süper bir çalışma. Nasıl diyeyim? Anlatılmaz yaşanır derler ya. Hakikaten Evet. öyle bir çalışma. Evet, son olarak Belgin Dağ deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Mucize bir bayan. Mucizeleri yaşamak istiyorsanız tatmanız lazım. Eğitim şart. Ve her eve gerçekten hocamın dediği gibi bir şifacı gerekliymiş. Ama bizde iki tane oldu. Evet. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek burada aslında bilinçaltını da devreye sokuyoruz. Güzelleşiyor o taş. Grilik oldu içinde. Bir Evet. dakika, bu Çünkü taşın orijinali ne? Şu elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. ederim. Teşekkür Sen ederim. benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizelerin kendi hayatıma evet darlar. Sürekli istemese de gene de evet aynen. diye. Artı İbn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız.